Merhaba arkadaşlar, SolidWorks'le birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz komutlar çoğaltma komutları, yani pattern komutları olacak. İlk olarak ön düzlemi seçelim arkadaşlar. Bir çizim yapalım. Sketch ortamına girdik. Bir tane dikdörtgen oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturdum. Daha sonra bunu ölçülendireceğim. Şu kenarım 300 mm olsun. Diğer kenarım ise 150 mm olarak ölçülendirdim arkadaşlar. Bu şekilde bir dikdörtgen oluşturdum. Okeyledim bunu. Sonrasında yapacağım işlem ekstrüzyon ile bunu katıya çevirmek olacak. 20 mm benim için uygun. Daha sonra bunun yüzünü seçtim. Şöyle dik bakalım ve bir tane daire oluşturacağım arkadaşlar. Şu kısımda dairemi de ölçülendiriyorum. Pardon, CTRL-Z diyelim. Ölçülendirelim dairemizi. 25 mm çapımız olsun. Şu şekilde. Daha sonra buradan şu kenara olan uzaklığımız da 25 olabilir. Daha sonra buradan yine bu kenara olan uzaklığımız da 25 olsun. Şimdi çıkıyorum sketch kısmından ve bunu da ekstrüzyon ile katılaştıracağız. 20 mm bizim için uygun. OK dedik. Bu gibi bir unsurumuzu çoğaltmak istersek kullanacağımız komut, eğer doğrusal bir çoğaltma istiyorsak doğrusal çoğaltma, yani doğrusal pattern komutu olacak. Komutumuza tıkladık arkadaşlar. İlk olarak hangi yönde bir çoğaltma yapmamızı gerektiğini soruyor. Yönümüzü belirtmemiz lazım. Bunun için bir edge'imi seçtim. Bakın, bu yönde çoğaltma yapmak istiyorum. Kaç adet? 2 adet. Ben bunu 5 adet olarak girdim. Bakın burada aradaki mesafe, bakın şuradan yönümüzü çevirebiliyoruz. Aradaki mesafeyi belirledik. Aradaki mesafeyi bir miktar düşürüyorum, 30 mm olarak. Baktığımızda bu şekilde unsurumuzu seçmemiz lazım. Tabii neyi çoğaltmak istiyoruz? Unsurlar ve yüzeyler kısmı var bakın. Unsurlar ve yüzeyler kısmında geldim, unsurumu seçtim. Unsurumu seçtikten sonra ön izlemem açıldı. Aradaki mesafeyi istersen arttırabilirim arkadaşlar, 50 mm diye. Buradan da değerleri girebilmem mümkün. 6 tane olsun. Buradan da mesafemi değiştirebilirim. Okeyledim arkadaşlar işlemimi. Bu şekilde bir çoğaltma yapmış oldum, gördüğünüz üzere. Şimdi bunu diğer yönde de çoğaltmak istiyorsam ne yapmam gerekecek? Çoğaltma kısmına geldim. Bakın buradan unsuru düzenle dedim. Burada yön 2 kısmı var. Yön 2 kısmında yön 2 olarak direction'ı, yani doğrultuyu burası olarak belirledim. Bakın ok yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra buradaki ara mesafem ise 30 mm olsun diyorum. Burada da 3 adet çoğaltmak istediğimi ifade ediyorum arkadaşlar. Mesafeyi biraz daha açalım. 40 yapalım arkadaşlar. Bu şekilde çoğaltmış oldum, gördüğünüz üzere. Okey dedik. Her iki yönde de doğrusal çoğaltma ile işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi ben bu unsurun tamamını diyelim ki çoğaltmak istiyorum. Doğrusal çoğaltmaya tıkladım bakın. Burada unsurlar ve yüzeyler var. Buradaki tiki kaldırdık. Gövdeler kısmına geldiğimizde tüm body'yi seçiyorum arkadaşlar. Tüm body'yi seçtikten sonra yön 1 neresi olacak? Yön 1 burası olacak bakın. Burada ara mesafeler ne kadar olacak? Tabi ara mesafeye biraz fazla girmemiz gerekecek. 350 olsun ara mesafemiz. 3 adet olsun. Şu şekilde. Şöyle biraz zoom out yapalım. Bu şekilde çoğalttık. Daha sonra yön 2 kısmına geldik. Bakın yön 2 kısmında burada burası olsun. Ara mesafelerimiz 250 olsun arkadaşlar. Ve 2 adet olsun bu tarafta. Kendi dahil 2 adet yapıyoruz arkadaşlar çoğaltmayı bu şekilde. Bakın direction değiştirdiğimizde bu şekilde veya buradaki direction değiştirdiğimizde bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Çoğaltma, doğrusal çoğaltma bu şekilde hem body'leri hem de katı unsurun tamamını çoğaltabilmemiz mümkün arkadaşlar. Bu şekilde doğrusal çoğaltmayı yapmış olduk modelimiz üzerinde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.